Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, GND Tekstil firma sahibi Mehmet Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız abi? Biz de iyiyiz, sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz biz sizlere. Teşekkür ederim. Mehmet Bey, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli izleyicilerimize sizleri yakından tanıtmak isterim. Mehmet Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içindedir? 20 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bu pasif erekliyiz. Bayrampaşa'da toptan mağazalarımız da fabrikamız da aynı anda orada. Hepsi orada Bayrampaşa'da. Hepsi Bayrampaşa'da. Gayet güzel. Peki efendim biliyorsunuz hizmet sektörü oldukça zor. Biraz meşakkatli, biraz emek istiyor. Riskli işler. Sizi, evet riskli işler. Sizi diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik nedir efendim? Biz mecburiyetten aslında bu sektöre girdik. Çünkü biz önceden 99'dan önce biz inşaat sektöründeydik. Hı hı. Depremden sonra bir ara verildi. O aradan sonra mecburen bu işe yöneldik. Herhalde bir depremden sonra yani 2002'den bu yana 21 yıl falan oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben biraz standa baktığımda çok renkli, çok kaliteli ürünler görüyorum. Muhtemelen sizin buradaki diğer firmalardan ayıran önemli özelliklerinden biri de herhalde çok ince ve titiz çalışma durumunuz olsa gerek. Aynen öyle. Aynen. Ekimiz çok iyi. Hı hı. Fabrikadaki ekimiz çok iyi. Evet. Peki burada ne gibi ürünler üretiyoruz? Ne gibi ürünler satıyoruz? Bayan, bütün bayan üst grubunu üretiyoruz. Hı hı. Bayan üst grubu. Yani iç giyim hariç hepsini üretiyoruz. Hı. Ama triko olarak. Triko olarak. Yani triko, kazak olarak diyelim. Hepsi kadın üzerine ama değil mi? Evet. Hı. Sipariş üzere erkek de her bebek de her şey yapılır ama kendi stoğumuza koyduğumuz bayan üzeridir. Yani. Anladım. Toptan satış yerlerimizde mağazaya vitrine koyduğumuz mal bayan malıdır. Peki efendim geleceğe dair projelerimiz adına biraz konuşursak planlarımız nelerdir geleceğe dair? Planlarımız inşallah devletimizin verdiği destekten dolayı belki doğuya, güneydoğuya, Diyarbakır'a, Urfa'ya, oraya çünkü oraya giden başka arkadaşlarımız da var. Orayı düşünüyoruz şu çok anda. Çok güzel. Gayet güzel. Artık ileri neyi görür bilmiyoruz. Bakacağız inşallah. Peki Mehmet fuar nasıl geçiyor? Beklentileriniz fuar nasıl? Çok... Çok iyi ama. Öyle gerçekten iyi. Maşallah. Elemanlar oturamıyor. Oh iyi. İyi. Fuar iyi. Fuarda sıkıntı yok. Yoğun olsun. Kaç kişilik bir ekipten oluşuyoruz? Ekip yani, olarak. Fabrika mı? Fuara gelen mi? Genel olarak yok. Fabrika bizim üretimimiz açısından. 40-50 kişi arasında 40-50 kişi. Bir çalışanımız var evet. Gayet güzel. Bize fason yapanların haricinde yani. Ha bir de sadece, onların tabii canım. Hmm. Sadece bizim elimizin altında olan 40-50 kişi bir adetimiz var. Çünkü mağazada 4-5 kişi dokuması var, bunun ütü paketi var, tabii. Bunun nakliyecileri var. Ama fasona bölersen, dersen ki fason çalıştığım yerlerde dersen... Geçer. O. Doğru. O büyüktür. Peki lokasyon olarak neredeyiz? Yerimiz nerede? Fabrikanın üretim yerimiz. Bayrampaşa. Bayrampaşa'da. Hmm. Peki seyircilerimizin sizinle iletişime geçmesi adına sosyal medya hesaplarımız var mıdır? Onları söyleyelim. Atıyorum Instagram, işte Facebook, işte web sitemiz... Ya da bir telefon numaramız? Vardır. GND yazdıkları anda internetten hepsi çıkıyor zaten. Her yerde çıkıyor. Instagram'da da orada o evet. Şekilde bulabiliyorlar. GND Triko, GND Tekstil. Gayet güzel. Hepsi var yani. GND Tekstil dediler mi çıkar. GND Fabrik diye de bir Instagram. Ha, oradan da ulaşabiliyorlar. Evet, evet. Mehmet Bey verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben diliyoruz ben. Uzun yıllar adınızla, isminizle ön planda Allah hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler.